Kırmızı örümcek atmaya başlıyorsun bu sefer fasulye. Yapıp. Şimdi yaprakların altında çok sık olduğu için gördüğünüz gibi evet. sık olduğu için aralara girmiyor. İhraç ettiğimiz için ilk andan itibaren üretici hangi numaranın ne kadar fiyat yaptığını biliyor. Malın kalıntısız olmasıyla yurt dışına rahat bir şekilde ihracat yapabiliyoruz. 3 lira çalıştırıyorsam şimdi 6 lira çalıştırıyorum diyor. O da kendine göre aklı zam yapıyor. Değerli izleyicilerimiz Menderes'te gezimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çiçek üzerine çalışmalar ekranlara taşımıştık. Bu hafta sebze üzerine biraz çalışma yapalım istedik. Çünkü burada farklı sebzeler de üretiliyor. Bunlardan bir tanesi de fasulye. Şimdi fasulye ile ilgili de arkadaşlardan bilgi alacağız. Bakalım buradaki çalışmalar nasıl gidiyor. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla da fasulyede de bir hastalık mevzusu var. Tanıyalım seni. İsim Numan Kölümek. Abi e, Sera 1985 yılından beri, e, baba dede taraflarından beri Sera işlerinden başlatıyoruz. Aslında dede başlamış. Yani. Aynen, dede başlamış. O zaman üç kuşak mı? Evet, üç kuşaktır. O, devam öyle oluyor olmuş. abi. Hı. O zaman başladıklarında ne vardı Sera'nın? O zaman çiçek işleri oluyordu, karanfil genellikle. Sonra zaman geçtikçe, değişik değişik faaliyetler, mesela örnek veriyorum gül, şap, pat. O, tez, o tarzlarda değişik bir çiçekler ortaya Ama yer, çiçeğe gidiyor. devam ediyorsunuz. Yani. Aynen çiçek devam ediliyor. Sonra sebze yapmaya niye karar verdin? Sebzeyi ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi insanın değişik bir çeşitli hani dikim olması için hani örnek veriyor. Çeşitlilik olsun istedim. Aynen istedim. öyle. Şimdi Hı. şöyle bir şey söyleyeyim. Kimisi karanfil yapmak ister. Karanfil ustası olabilir. Ust karanfil yapabilir. Kimisi sebze yapabilir. Sebzi ustası olabilir, sebze yaparlar. Hani herkesin kendisine göre bir değişik bir e, dikim şartları o, uygulayabiliyor bunu. Evet. E, şöyle bir söyleyeyim, genellikle benim bildiğim kadarına çok yoğun olduğu, mesela örnek görüyorum karanfil çok yoğun dikim olduğu için Hı -hı. üretici arkadaşlarımız genellikle farklı farklı dikimler yapıyor. Hı -hı. Genelde onların çoğunluğu zaten şu anda çiçek yapıyorlar. Ama siz çiçek yaparken de biraz da sebzeye ağırlık verdiniz. Fasulye ne kadar oldu dikeli? Fasulye aşağı yukarı dikeli. Ee, Haziran gibi falan. Ha, yani. Haziran'da başlıyorsunuz. Normalde kaç yıldan beri yapıyorsun fasulye işi? Fasulye abi şöyle bir şey söyleyeyim ben size. 3-5 ee, sene ilk oldu mu? Aşağı yukarı oluyor ama yine de hani böyle nasıl diyeyim ben sana. 2 senede bir, 1 senede bir. Hani insanın kendine... Senesine göre bir dikimi oluyor yani o çiçeklerde. Ya yani mesela şey de var aslında. Fiyatlar da biraz etkiliyor. Bu sene fasulye çok para etmezse örnek veriyorum seneye farklı bir şey dikiyorsunuz. Aslında. Aynen öyle oluyor genelde. Şimdi şu andaki fasulyeni. Şu andaki üstündeki fasulye çalı fasulyesi. Çalı fasulyesi. Evet, çalı fasulyesi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar Allah mi yani Tüketici verir. alabilecek mi onu soruyorum. Allah bereket versin yani, yani iyi gerçi, bir şey. Gerçi şöyle bir durum var. Tüketici alabilecek mi derken e, tabii ki e, üreticiden alınıyor da tüketici pazardan alabiliyor mu? Önemli olan o değil mi? Yani öyle oluyor. Şimdi sabit bir nokta bir şeyde duysa evet. Zaten üreticinin her zaman kendine bir göre bir e, kazancı olabiliyor. Hmm. E, şimdi burada e, aslında bir üreticinin normal rakamlarda beğendiği rakamlarda sabit olursa her şeyde kendini maliyette kendini kurtarabilir. Evet. Ama Dediğim gibi e, fiyatlar rakamları düşük olursa üreticinin bunun hiçbir zaman bir kazanma bir faydası olmuyor. Aslında biraz da maliyetler etkiliyor evet, halil ilacıydı gübresi de Peki e, ne, kaç dönüm burası ne kadar fasulye olacak burada? Burası 800 metrekare. Az şuaya kadar bir 150 kiloya yakın bir fasulye çıkarma şeyimiz oluyor yani. E, hale mi veriyorsunuz? Hal, hal ile ilgili pazarcılar. Hı, -hı. Öyle şey. Az değil mi? <laughs> Halde toptan gittiği için hani şimdi içinde seçme meçme olmadığı için direkt hale gönderir. Oradan zaten... 150 kilo e, senelik olarak yetiyoruz. Yok bu e, bunu bir günde topluyabiliyorsun 150 kilo. Ha, 150 kilo topluyorsunuz ama toplamda e, bu kuruyup bitene kadar kaç kilo çıkar? On orasını nereden baksam sonra tahmin edemem. Bir tonu aşağı yukarı bir buçuk ton falan oluyor ama e, dediğim gibi e, az önce şimdi gübre fiyatlarını hani dediğim gibi maliyeti kurtarabilirse buradan uyguladığı şekilde daha fazlasını toplayabilirsin. Peki kurumalar neden? Yani bir hastalıkla ilgili bir sıkıntı da var o zaman. O kurumalar <laughs> e, önce dikim, saat alıp mesela örnek veriyorum. Kırmızı örümcek geldiği zaman hmm. bu fasulye yeni dikim yaptığı yaptığında ondan ona geçiyor. Ondan ona geçtiği için küçük fidanlar e, vakit de olmuyor o şeye toplamak için. Hmm. İlacı atarken zaten kurtaramıyorsun. Hmm. Atıyoruz hani şöyle de şey var. Şu örnek bu senelerde kırmızı örümceklerden tripiste hani öyle bir ilaçlardan bir fayda alamıyorsun. Çünkü hani çok da öldürmüyor. Hani eskisi gibi ilaçlar değişik oldu. Ya o zaman kapıyı kırmızı örümcek giremez diye yasa. Böyle bir şey yok. O şimdi <gülüyor> 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 hani insanlar için yazıyor ya. Yani iş olmayan giremez diye de insanlar girmiyor ya. Böcekler laf dinlemiyor mu? <laughs> Onlar affetmişti. Onlar kiri her türlü bir yerden çıkıyor yani o evet. böcek girin evet. Valla yapacak bir şey yok o zaman. Yani ilaçlar fayda etmiyorsa, kırmızı örümcekte durmadan geliyorsa o zaman bir yerde bir eksiklik var. Bu örümcek evet. örümcek illaki gelecek. Ama önemli olan da kullandığınız ilacın onlara fayda etmesi ediyorsunuz ki fayda etmiyor. E ne olacak o zaman? Valla şöyle bir şey söyleyeyim size. Şimdi ilacın bir e, öldürücü madde, hani tam böyle zehirleyici bir madde o, o uygularsak çok iyi olacak. Ama şimdi biz yine kırmızı örümcek ilacı atıp atıp e, sürekli üstüne yıkıp da yıkama şeklinde ilaç atıp da yine de kalıyor. Hani... Peki bu şeyden de kaynaklı olabilir mi? Şimdi dediniz ki salatalık diktikten sonra atıyorum fasulye yapıldığı zaman fasulye de geçiyor dediniz. Şimdi siz ilaçma yapıyorsunuz doğru mu? Evet. E atıyorum yanınızdaki sera yapmazsa sizin yaptığınız ilacın da faydası yok. Aslında genel anlamda herkesin bu ilacı uygulaması gerekiyor. Evet. Uygularsa Öbür bahçeden sizin bahçeye gelme şansı olmuyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi e, şimdi o salatalık mesela salatalık diktim diyelim. Salatalığı büyüttün, topladın, sezon sonuna kadar geldi. Şimdi yanı, yanı başında ayrı sera, çayara, birleşik seranın içine fasulye dikip de böyle yeni. Ee, ona ilacı şimdi mesela salatalığı sökeceği zaman da fasulye yeni gelen fasulye kırmızı önce görmediği için bazen böyle göremiyorsun, <laughs> İster istemez yani. Sağdalık sezonu bittikten sonra kırmızı örümcek atmaya başlıyorsun bu sefer fasulye. Yap. Şimdi yaprakların altında çok sık olduğu için gördüğünüz gibi evet. sık olduğu için aralara girmiyor. Kırmızı örümcek ilacı girmiyor. Girmediği için bazı yerlerde kalıntı kalıyor. Şimdi ister istemez görmediğin zaman bu kendini bir yandan alıp götürüyor. Peki böyle e, alttan fıskiye sistemiyle böyle atma sistemi yok mu yerden alıyor? Yok o yerden olmuyor. Sadece üst, üst taraftan hmm. oluyor çökme işleri. Onun için de yaprağın altında kalınca tesir ediyor. Evet öyle bir şey oluyor. Yani yani hep senin altında. yüzünden biliyorsun değil mi? Kırmızı örümceğin gelmez. Kırmızı kırmızı giyiniyor, örümcek de dayanamıyor, geliyor buraya işte. Yapacak bir şey yok abi, ne yapayım? Peki bunları e, fasulye işi bittikten sonra farklı ne dikmeyi düşünüyor? Abi burada fasulye e, işimi işi, bittikten sonra buraya nasıl olursa marul falan tarzını marul dik, Devam marul, için. marul Ondan sonra? Dikmeyi. Ondan sonra çiçek falan. Değişik bir tarz. Yani tarzı sonsuzluk der. yani ömür yetene kadar devam yetmediği yerde çocuklar işi devralıyor. E, şimdi Menderes böyle bir bölge. Dededen oğla, oğuldan e, çocuklara derken torunlara böyle gidecek gibi gözüküyor. Evet. Ciddi bir e, seri alanı hem çiçek konusunda hem de sebze konusunda e, tabii ki onların da tek sıkıntıları maliyetlerin yüksek olması aynı zamanda da e, kırmızı örümcek özellikle mücadelesinde ilaçların fayda etmemesi tek problem. Var mı ihtiyacın bir şey? Türk'ü söyleyeceğim mi? Teşekkür ederim. Bundan... <laughs> türkü söylemeyeceksin yani. Yok abi türkü yok bende olmaz. Niye ya arada böyle sebze meyve ve türkü söylesen belki daha fazla coşarlar ya. Yok abi türkü bizim bize para kazandırır. Önemli olan bizim Parayı kendi... sen kazandırmayacak sana. Ürüne söylersen ürün diyorum daha verimli olur. Belki böcek de dayanamaz kaçar gider yani. Abi o zaman gübresini bol bol at atıp da para kazandıracak hanım. Yani abi şarkı hiç <laughs> türkü kazandırmaz Şarkıyı yani. kurtarmıyor diyor. Kurtarmıyor abi. Vallahi yok çalışırken de söylenir ya. Yok abi olmaz o işler. Işte. Olmaz, olmaz, olmaz abi. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim ben de teşekkür ederim. Eyvallah. Evet değerli izleyicilerimiz gezimiz devam edecek haliyle e, bölgedeki şu anda üretimle devam eden yani üretimi devam eden sebzeler var. İşte e, dedik ya kıvırcığı var, e, lahanası ya da fasulyesi. Evet, devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz sera gezimiz devam ediyor. Şu anda da Kornişon salatalık. Evet konumuz bu. Ee, yanımızda üretici abimiz var ve teknik konuda bununla ilgili de bilgi alacağız. Aslında önemli bir konu. Ee, özellikle bu konuyu ya da yetiştiren arkadaşlarımız varsa da takip etsinler. Ee, Adem abi bir tanıyalım önce. Değil mi? Evet. Tanıyor musun? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim? Adem isim? Kölemek. Kölemek Evet. Ee, emek var yani sonunda. Emek 86 yılından beri emek var. 1986 yılından beri emeğimiz var. Evet. Sen kaç yıldan beri uğraşıyorsun seracı? 1986'dan beri seracıyım. 86'dan beri. Evet. Oradan geldim buraya saraya bulaştım. 7 yaşından Nasıl? beri seracıyız. 7 yaşından beri. Evet. O zaman baba getirdi. Evet. Çocuklar burada doğdu. Evet. Şimdi bir de şey var tabii gençler bu işi yapmıyor ama biz görüyoruz ki e, babaya yardımcı olsun diye gençler bu işin içine dahil olmuşlar. Aynen öyle oluyor. Yani mecburuz yani, ee, kendi işimizi yaptığımız için tabii ki bizim çocuklarımız da bizim arkamızdan gelmeye uğraşıyorlar. Evet, aslında Menderes'in de şeyi var değil mi? Ekonomisine ciddi anlamda da katkı sağladı. Yani 16 bin ordulu var, ee, çoğunluğu da serayla uğraşıyor. Evet, ee, geldiğim yılda 2-3 tane sera vardı. Şimdi 16-17 bin dönümden fazladır yani. Evet. Peki, konuşun işin ne zaman başladı? Kornosan işi e, geçen sene deneme aşamasındaydık. Bu sene e, biraz daha e, hızlandı bu iş. Hı hı. 300-500 dönüm araziye kadar tekamül etti. Hı hı. E, peki bakımlarla ilgili, tabi teknik konularla ilgili arkadaştan bilgi alacağız ama evet. e, şimdi çalışmalar nasıl gidiyor o zaman? Herhalde son demleri. Yani çalışmamız şu an çok güzel gidiyor. Hı hı. E, tabiri caizse e, normal sağ göre e, Konuşunu biraz daha öne tutmaya çalışıyoruz. Hı hı. Fiyatı sabit. Ha, sabit yani fiyat. E, sabit fiyat. Anlaşmalı olduğu için e, başından nasıl başlıyorsan sonunda da öyle bitiriyorsun yani fiyatta. Hı hı. O yüzden e, biz bunu daha iyi tercih ediyoruz yani. Şöyle midir? Ekimi yaparken aslında fiyat belirlenmiş mi oluyor? Evet. Hı hı. E, ekimi yapmadan önce ekim yapmadan önce fiyat belli oluyor. Hı hı. Ondan sonra dikiliyor. E, şimdi siz bu işin içinde olarak ee, toplamda Menderes bölgesinde ne kadar e, kornişon salatalık oluyor? Bu sene 300 dönüm arazi e, çapında kornişon oldu. Hı, hı. Tabii, yani, bol bol e, turşu mu yedireceğiniz? Ne olacak yani? Ya turşumuz e, buradan fabrikaya gidiyor. Hı hı. Fabrikadan e, Almanya, Küneye yani, ihraç oluyoruz. İhracat o oluyor. Evet. O yüzden sıkıntımız yok. Pazarlık pazarlamada sıkıntımız yok siz buradan o zaman gelip sizden e, gönderecek kişiler direkt yüklüyorlar mı yoksa siz mi yüklüyorsunuz nasıl oluyor? Şimdi e, burada toplanma merkezimiz var. Hmm. Elekten eleniyor, 3 kademeye ayrılıyor. Buradan kamyona yüklüyoruz. Kamyondan fabrikaya gidiyor. Fabrikada da yeniden eleniyor, paketleniyor, Almanya'ya ihracat oluyor. Evet. Yani sonuçta sen bu işten para kazanıyorsun abi. Belli. Sesinde gür çıkıyor çünkü. Eğer para kazanmıyor olsaydın sesi çıkmazdı senin. Allah bereket versin. Yani, yani normal evet. salatalığı göre e, konuşan benim için çok iyi bir şey yani. Şimdi yavaş yavaş bakımlarına gelelim. Yani e, tabii ki meşakkatli bir iş ama evet. bakımları nasıl? Bakımları şu anlık e, normal e, salatalığa bakarsan çok e, uygun, hı hı. düşük. Yani daha Türkçesi İlaç bakımı biraz daha az oluyor. Hı hı. E, günlük topladığın için e, ilaç e, sıkıntısı olmuyor yani. Yani ilaçla ilgili bilgi alacağız. Yani evet. sen konuşacağını konuş, ara arkadaşa e, söz hakkı doğsun yani. Yani. Değil mi? Arkadaşa sunuyoruz. Peki e, hastalıkla ilgili sıkıntı oluyor mu? Şimdi hastalıkta şöyle bir şey diyeyim. E, tabii her üründe bir hastalık oluyor. Hı hı. Bunda da bir kırmızı örümcek denilen bir ilaç hastalığı var. Bundan başka bizim bir sıkıntımız yok. İlaçlar fayda ediyor. İlaçlar etmiyor. Çünkü ihracata gittiği için eee ilaçları kullanmıyoruz yani. Hı hı. O yüzden ilaçlar e, ilaçlarda pek e, randıman fazla vermiyor. Ya aslında ihraca giden ürünler biraz daha doğal şey mi istiyorlar? Nedir? Yani kimyasal istemiyorlar herhalde. Aynen kimyasal istemiyorlar. Hı hı. Çünkü doğalı e, istiyorlar. Tabii e, hastalıklar yükseldiği için, çoğaldığı için yani bizim de buna bir Önlem önlem vermemiz lazım. Peki örümcek hastalığının dışında, kırmızı örümceğin dışında mesela kök hastalıklarıyla ilgili ya da e, şey işte salatalıkta herhangi bir hastalık var mı? ya şu anlık e, kök hastalığı şöyle söyleyeyim, e, patates hastalığı derler, hmm. mantar hastalığı derler. Patates derken? Ya, Boş değil. Orada aynen, <laughs> aynen, aynen, aynen. Evet. E, patates hastalığı şöyle bir şey söyleyeyim, aynen patates gibi küçük küçük e, Tomurca, yumurcak şey yapar ve kökü sıkıştırır. Hmm. Sıkıştırdığı için e, ham maddeyi yani. alamıyor. Alamadığı için mal, e, masul ölüyor. Anladım. Yani öyle bir problem var. Şimdi evet. yavaş yavaş teknik koruya doğru gidiyoruz o zaman. Evet. Peki. Evet, siz de tanıyalım. Merhabalar. Ben Kadir Pala. Hmm. E, Aydın. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma mezunuyum. Hmm. Bu bölgede yaklaşık 4 senedir çalışmalarını sürüttüğümüz kornişon bu an Zirvesine ulaşmış durumda. Menderes bölgesine yeni bir soluk getirmiş durumdayız. Daha önce basma kalıp olan işlerin yanı sıra yeni bir pazar açılmış durumda. Bu da şu şekilde bu sene 300 dönüm arazi civarında, e, sera civarında bir ekim dikim yaptırdık. E, şu an itibariyle önümüzdeki sezon için 450 dekara kadar çıkmış durumdayız. E, şunu da atlamadan söylemek isterim. Ee, bu bölgeye yatırım, arge çalışmaları ve risk alarak bu aslında tarlada yapılan bir iş. Serede yapılan bir iş değil. Son zamanlarda serede yapılmasına önayak olarak e, bugünlere gelmesini ve üreticilerin daha karlı, daha e, kazançlı çıkmasını sağlayan e, firmamızda es geçmeden e, anlatmak isterim. Biz burada üreticimizin İkilişinden, dikilişine, hasatından her daim yanındayız. Yaptığımız ilaç programlarıyla üreticinin hangi ilaçları atacağını, ne zaman uygulama yapacağını, gübrelemesini tek tek hepsine vererek bilgilendirmiş durumdayız. Hı hı. Ee, ürünlerimiz şu şekilde oluyor. Numaralı sınıflar olarak 1, 2, 3 diyerek tabir ettiğimiz hı hı. numaralar şeklinde oluyor. Ee, fiyatları da tabii ki farklılık gösteriyor. Şurada en önemli nokta bu sanayi malı olduğu için yurt dışına ihraç ettiğimiz için evet. e, ilk andan itibaren üretici hangi numaranın ne kadar fiyat yaptığını biliyor. Ve bu sezon içerisindeki dalgalanmaları da olumsuz etkileyecek bir durum yok. İlk günden son güne hasatına kadar e, üretici hangi fiyatı alacağını evet. biliyor ve bu şekilde e, Aslında rahat çalışıyorlar değil mi? Yani daha dikime başlamadan önce e, kaç para evet. ne kadar, e, bu üründen para alacaklarını bildikleri için de biraz da daha böyle özveriyle çalışıyorlar ki çünkü eline geçeceği parayı biliyorlar. Evet, aslında. evet. Çünkü fiyat dalgalanması, olumsuz şeylerden etkilenme gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü e, bazı mallarda biliyoruz ki tüccarın eline kaldığı zaman e, bugün ve yarın farklı fiyat arasında uçurum olan fiyatlar teklif ediyor ve bundan dolayı da üretici çok mağdur olduğu zamanlar da oldu. Hatta e, malını vermeyerek çöpe döktükleri zamanlar da oldu. Kornişon bu anlamda Menderes'e yine bir soluk getirmiş durumda. Ve artık Kornişon o kadar ön plana çıkmış durumda ki eskiden ilaçların hıyar diye geçerdi ilaçlarda, zirai ilaçlarda hıyar diye geçerdi. Artık bakanlık da bu ciddiyetin farkında olarak etiketlerine Kornişon olarak sadece Kornişon'u özgü olarak Ayırdılar. ayrı bir segment açtılar. Bu şekilde üretici... Yapacağı işten başından sonuna kadar ne alacağını bilerek ve yaptığı işin karşılığını gerçekten alabilmek adına güzel bir seçenek oluşturmuş durumdayız. Şimdi üreticimiz burada hı hı. seradan topladıktan sonra malı depomuza getiriyor. Depomuzda 1-2-3 olarak sınıflandırıyoruz. Hı hı. Sınıflandırdıktan sonra merkezi tredo olan işletmemize gidip ürün orada tekrar bir eleme işleminden ayrıştırma işleminden geçip bir iki gün soğuk hava depolarında bulunduruluyor. Bunun sebebi de yüzde 90 yüzde 95 su olan bu ürünün sıcaklıktan dolayı stomalarının genişleyip sıvı kaybı olmaması, pörsümemesi, küçülmemesi için bir soğuk havada bekletiyoruz. Ondan sonra da 3-4 gün süren bir yolculukla soğuk hava depolarına sahip tırlarla yurt dışına gidiyor. Bu sayede ülkemiz dövizle kazanmış oluyor. Ama önemli olan da şu değil mi? Yani aslında ihraca giden malın geri dönmemesi. Evet, evet. Geri dönmemesi için o zaman üreticilere biraz tavsiyelerde bulunmak lazım. Üreticilere en büyük tavsiyemiz ihracattan malın dönmesinin en büyük sebebi kalıntılı mal gönderilmesi. Son zamanlarda yaşıyoruz Rusya'dan, Almanya'dan tırlarla geri gönderildi. Bunun sebebi üreticilerimizin de biraz daha dikkatsiz olması sebebiyle yasaklı madde ya da attıkları maddenin Emeral değerlerinin fazla olmasıyla yurt dışındaki değerleri aştığı zaman otomatik olarak insan sağlığına zararlı olarak nitelendirilip ülkeye geri gönderiliyor ve bu da büyük bir maliyet kaybına sebep oluyor. Bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta yurt dışında bizden de beklenen üreticilerimizin kalıntısız mal göndermesi. Bundan dolayı yaptığımız ilaç listeleriyle ilk günden son güne yanında olarak onlara ne zaman uygulanacağını, hangi Dozajlarda uygulanacağını hı hı. E, sürekli yanlarında olup bilgilendirip bu şekilde malın kalıntısız olmasıyla yurt dışına rahat bir şekilde ihracat yapabiliyoruz. Aslında iyi tarım da bu. Yani aslında geleneksellikten kurtulup bir an önce de iyi tarıma geçmek lazım. İşte ziraat mühendisleri arkadaşlarımız da bunun için okuyorlar ve yetişiyorlar. Doğru ve bilinçli bir şekilde de üreticileri yönlendiriyorlar. Uyan evet. var uymayan var. Onlar ne biliyor diyen de var tabii ki. Ama doğrusu bu. Çünkü ihraca gidiyor, dışarıya gidiyor. Ciddi maliyetler tutuyor bu. Oraya giden mal geri dönerse bunun zararını da ülke olarak herkesi çekiyor evet, diye. Evet. Peki ilaçlama konusunda e, sizin verdiğiniz bir şey var tabii takvim var. Evet. Ona evet. uymaları gerekiyor. Kesinlikle. Belli zamanlarda atılacak ilaç var. Yani ortalama e, böceklenme konusunda işte kırmızı örümcek biraz sıkıntılı. Kırmızı örümcek e, bir ayrı, milyo ayrı. Şimdi milyo dediğimiz mantari hastalıktır. Kırmızı örümcek insektisit olarak böcek hastalıkları. Bunlar iki grupta incelenir. kırmızı örümcek ve milyo ve bunların türevleri hastalıkları. Biz bu ilaç listemizi birlikte çalıştığımız rahat mühendisi Ahmet Mücahit Yıldırım ile bu şekle getirdik, son haliyle getirdik. Avrupa tarafından da uygun görülen liste budur. Kullanılacak yasaksız ilaçlar bunlardır. Kesinlikle toprak analizi yapılıp ona göre e, eksik olan, ihtiyacı olan elementlerin e, kullanım aşaması süreç içerisinde bitkiye verilir. Dik dik ondan sonra karşılayacağımız hastalıklar, milyo, kırmızı örümcek, toprak altı zararları, bölgede en çok nematot hastalığı yani üreticimizin dediği patates hastalığı mevcuttur. Bu da bitki köklerinden onun nefes almasını, büyümesini, yaşamasını engelleyen bir hastalıktır. Mücadelesi zor ve uzundur. Ee, yani toprakları bu hastalıkla olan insanların orada bu hastalığa daha dayanıklı çeşitler ve bitkiler yetiştirmesi gerekmektedir. Bizim çeşidimiz bu konuda bu sene bizi utandırmadı. Bu çalışmada anacımız aşılı ve e, sağlıklı olarak bu hastalıktan çok az etkilenmiş durumda. Tabii ki iklim şartları, hastalıkların ve böceklerin getirebileceği zararları en çok etkileyen unsurlardan biridir. Ama şunu da ben üreticilerimize söylemek isterim ki seralarınızdaki yaprakları, sera içerisindeki bitki artıklarını seralardan uzaklaştırmak hastalıkla mücadelede en büyük önemli unsurlardan biridir. Yani o zaman gömmek suretiyle bir çözüm değil. Gömülecekse de sera bölgesinden uzak bir alana e, gömülmesi lazım ki bu rüzgar, su, ayağımızı bastığımız zaman bile tabanımıza yapışan parça sere içerisine girdiğimiz zaman tekrar aktif hale gelip seradaki bitkimize zarar verebilir. O zaman e, şimdi tavsiyeniz ne? Yani bir üretici olarak eksik var mı yaptığı işlemde? Adem abi bizim bu bölgedeki öncü üreticilerimizden biridir. Daha geniş yayılabilmemiz adına bizlere çok faydası dokunmuş bir büyüğümüzdür. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunarım. Üretici olarak sera içindeki bakımlarını ve hastalık zararlı konusundaki erken önleyici tedbir anlamındaki uyarılarımızı genel anlamda dikkate alıp o şekilde ilaçlama yapmaları, çalışmaları daha doğru olacaktır. Şöyle ki seranın içine bir hastalık zararlı girdikten sonra onunla mücadele etmek neredeyse sezen, sezen soyununa kadar devam edebilecek bir süreçtir. Hı hı. Fakat önleyici tedbirlerle hastalık ve zararlıyı seraya sokmadan ufak çalışmalarla bunun önüne geçilebilir. Hı hı. Ondan dolayı üreticilerimiz bu konuda daha hassas olup e, hastalık ve zararının seraya girmeden önce aktif çalışarak seraya girdikten sonraki emeklerinin yarısı kadar bir emekle bu süreçten ucuz atlatabilirler bu şekilde söyleyebiliriz. Yani sözünüzü dinleyen bir üretici. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. <laughs> var mı ekleyeceğimiz bir şey? Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet abi, var mı sende? Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sen çukurda kaldın. Bakma. Benim gibi boyun kısa kaldı ama idare evet, et, yapacak şey bir şey yok yani. Karadeniz çocuğuyuz ondan oluyor. Ondan değil mi? Evet. Fazla çalıştığı için de. Yani yük hep sırtından geçti ondandır abi. 86'dan yani. beri yük sırtımızdan geçti. Yalan Tabii. değil. Saatalık He, salatalığı taşıran Karanfil mı? yani bu tür tarzları gördük biz. Hı, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Talışmanı ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Siz de sağ olun. Değerli izleyicilerimiz gezimize tabii ki devam edeceğiz ve son olarak ne dedik? Tabii ki e, zararlı böceklerle mücadele devam ediyor ilaçların faydasını görmüyorlar Ama iyi tarımla ziraat mühendisi Konusunda o bölgeye Kendi konusuna vakıf arkadaşlardan da Size verilen bilgiler Doğrultusunda hareket ederseniz Bu iş biraz daha kolay olacak gibi gözüküyor Devam edeceğiz Bizden ayrılmayın Pazıydı kıvırcıktı lahanaydı Evet yine bir seranın içindeyiz e, Tabi dedik ya gençler Çok fazla tarımla uğraşan gençler yok ama Menderes bölgesinde Aileden büyükten küçüğe geçtiği için çocuklar gençler bu işi devam ettiriyor. Yanımızda genç bir arkadaşımız var. O da serasıyla uğraşırken denk geldik. Güzel güzel de böyle çiçek sarıyordu. Şimdi kıvırcık var, pazı var. Biraz da kara lahana var. Ordulu olunca da kara lahanayı da ekmişler. Evet. Tanıyalım seni. isimle. Recep Kölemek. Ee, Recep sen şimdi böyle doğdun doğula herhalde bu işi yapıyorsun öyle evet. mi? Evet. Doğrudur. Hı -hı. Ee, şimdi ne var serada? Şimdi elimizde marul var, Hı -hı. karana var, pazı var, Hı -hı. fasulye var, çiçekler var, gül filan. Hepsini yapıyorum Aynen yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Şimdi genç olarak böyle bir sıkıntı çekiyor mu? Yani çekmiyorum. Yani. Seviyorum yani. yani. Çok seviyorum. Hı -hı. Çiftçilik güzel bir şey ama. Peki, her yani şey güzel oluyor. İmkan olup da yapmayan gençlere sevdirmek için ne yapmak lazım? Orayı bilemem abi. Sen nasıl Onu sevdin? Ben, ben bunu ilk başta Allah razı olsun bu zamanda babam bizi büyüttü etti, etti baktı Ya yani, yaptığı yaptı göre göre babamdan göre göre Hı. alıştık ettik böyle ya yani, sevdik Hı. yani veriyor, huzur mu veriyor huzur mu veriyor aynen Doğru. öyle bir huzur veriyor şimdi kıvırcık ne zaman e, satışa sunulacak ya şimdi kıvırcık e, şimdi 40 günde 45 günde büyüyor ondan sonra geliyorlar kamyona sar kamyona sar yani üreticiler mi topluyorsunuz biz hayır biz bazen bazı hale yapıyorlar Hı. onu bazıları Sa, toptan satış yapıyorlar böyle, böyle. Ondan sonra hmm. veriyoruz işte. Kas alıyorsunuz. Kas alıyoruz yani. veriyoruz. Hmm. Kasa kasa veriyoruz. Memnun musun fiyattan? Hayır. Niye? Az, ha. az mı para etti bu sene? Ya en başta da etti. Hmm. Şimdi biraz çöktüğü için memnun değilim yani. He, daha mı düştü fiyatlar? Ya düştü ya biraz. Hmm. Ondan dolayı düşmese güzel olacaktı bizim içimiz de. Pazılar? Pazılar şimdi güzel. Fiyatı iyi. Aynen güzel. iyi temiz. Evet. Peki şey etkiliyor mu? Mesela sen şimdi kıvırcık yapıyorsun ya. Evet. Çok fazla kıvırcık yapan olursa o da çok fazla olunca fiyatı etkiliyor galiba değil mi? Etkiler. Çok olduğu zaman etkiler. Doğru. Ha, bazı yerlere düz olur. Hı. Kıvırcık olur. Bunun kırmızı marulu var. Onlar da oluyor. Ha, hepsi güzel ortam ortamı iyi olduğu zaman. Ne zaman bir kıvırcık? Nasıl yani? Ne zaman hangi ayda bitecek? Bir ay sonra. Ya, bir ay, ay, ay sonra mı? kesim olur yani bunu. Kesim Hı. olduktan sonra yerine ne dikiyorsun? Ee, çiçek olur. Hı. Bilmem, saatlik olabilir. Hı. Aynı çiçek de dikiyorsunuz. Karnıbahar yani. Mi? Hayır. Hayır, normal çiçek. Çiçek, çiçek normal üretiyoruz. Onu dikebiliriz. O zaman pazıya gene devam edeceğim. Pazı devam. Anladım. Peki farklı sebze ektiğiniz bir şey var mı? Fasulyenin dışında? Eee bu Şimdi... Burada olmuyor yok. Hı hı. yani? Yok. Ya onu kendimiz öylesine e, dikiyoruz. Oluyor mu peki? Oluyor, seviyoruz. Hı. Ee, annem yapar yani. Hı hı. Ama burada ticari bir değeri yok o zaman. Aynen burada yok. Yani onlar da e, satış oluyor ama yaptığı yerlerde b, yapılıyor ama burada bilmiyorum. Burada yapılmaz yok yani. Şimdi kara lahana da var. Peki kara lahanayı böyle Karadeniz usulü gene yapıyorsunuz mu? Yapıyoruz ya çoğlusu. Yemeden olmaz yani. Aynen yemeden gitmiyor. Yani Karadeniz'den, yani. Ordu'dan yaklaşık 1200-1300 kilometre uzakta da olsa ya da binlerce kilometre yurt dışında da olsa insanlar bir parça toprak bularak o gene pancarı, kara lahanayı bir şekilde üretiyorlar. Sonra da mısır unuyla değil mi? Evet. Fasulyeyle böyle karıştırıp da güzel oluyor değil mi? Çok güzel oluyor ben severim yani. Şimdi onunla büyüdüğün için de tarımdan kopamıyorsun demek Doğru. O zaman ne yapsın? Gençlere şey mi yesin? Pancar çorbası mı yesin? Aynen. <laughs> Tavsiye ederim yani. Şu anda elinde çiçekle uğraşıyorsun sen. Evet. Sonra buraya gelip bakımlarını yapıyorsun. Evet bunları bakımı suyunu veriyorum, gübresini veriyorum. Yani öyle devam ediyoruz yani. Evet. Ramazan diyorsun yani. Aynen. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Bir şey desiz, rica ederim. Evet değerli izleyicilerimiz gençleri de böyle seraların içinde tarımla uğraşırken görünce ekranlara taşıyalım istedik. Ramazan biraz dedi ki konuşabilir miyim acaba? İyi onların konuşmasından ziyade aslında e, topraklara işlemesi bizim için önemli ama gene de konuştu. En azından biz de sizlerle bunu paylaştık. Gençlere örnek olsun diye. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, Menderes'te her ne kadar seracılıkta uğraşan arkadaşlarımız var ise de yıllar önce serayı bırakıp hayvancılığa başlamış ama son zamanlarda da biraz pişman olmuş. Yem fiyatlarının yüksekliğinden dolayı o da yaza doğru diyor herhalde diyor bu işten kurtulacağım diyor. Evet. Bir abimiz var yanımızda onu da tanıyacağız. Ee, yani tabii ki onun da çalışmaları biraz sıkıntılı ama biraz da bilgi alalım bakalım hayvancılıkla ilgili. Tanıyalım abis. Ben de az kazasından Lütfi Doğan. Evet. 1964 doğumluyum. Kendim bildiğim bileli çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktayım. Ama son yıllarda sebzelik olsun seven sebze hem hayvancılık yapıyorduk. Hı hı. Sebze girdiler pahalılığından, para etmediğinden, zararla kapattık. Yemin ettik hı hı. sebze yetiştirmeye. Bir kök biber patlıcan dikmeye dahil, kendime dahil. Hı hı. Ama hayvancılığa dönem dedik. 73 lira olan yem, 175 lira oldu. Bizim sütümüze 300 lira zam verdiler. Ette zam yok. Biz nasıl bu, bu hayatta yaşayalım? 30 kuruş. 30 kuruş. Evet. Bize zam yok. Hayatta yaşamamıza, ayakta durmamıza mümkün yok. Bu işi daha diretir, devam ederseniz malımızı, mülkümüzü satacağız. Hmm. Traktörlerimiz de etmez. Yani devam ettiğiniz zaman maliyetlerin yüksek olmasından dolayı hazır elinizde bulunanları da satmayın. Evet. O duruma geldi yani. Kendim senelik 500 ton silaj üretiyorum. 5 hmm. bin balle ot ballesi, 2 bin balle samana üretiyorum. 35-40 ton tane üretiyorum. üretiyorum. Bunlar gittikten sonra senede de 4-500 milyar para kaybetmeye başladık. Hı. Bu iş yapılmaz. Siz Bunu, o zaman sadece süt üzerine mi yoksa? Süt üzerine. He. Kendi erkek dağlarımı besliyorum. Hı hı. Bıçağı 300 kilo geldiği zaman o aralarda kestiriyorum. Hı hı. Ama bıçak, bıçak iki sene önce de 40 aradı. Daha bu ayın Eylül'ün Ekim'in Eylül, Eylül sonuna kadar da 40 kilo aradı. Evet. Şimdi biraz 47-48'ler oldu. Ya aslında sizin satış fiyatlarınız aynı yerinde durmasına rağmen evet, öbürlerine yani çok fazla fiyatlar artıyor. kendi diyor benim Ceyran'ım ben geçen sene 2 bin lira ödüyorsam şimdi 5 bin lira ödüyorum diyor. Evet. Yanımda tezgahları 3 lira çalıştırıyorsam şimdi 6 lira çalıştırıyorum diyor. O da kendine göre aklı zam yapıyor. Sen kasap yükseltti mi aşağı düşürmez. Bıçak ne düşer bedava olsa da ait, satışını düşürmez. Türkiye'nin kanunları bu. Ben her sene 200-250 dönüm hayvanlarıma Arpa yulaf dikiyordum. Hmm. Bu sene 100 dönümde bıraktım. Neden bıraktım? Toprak altı gübresi dahi atamadım. Bırak toprak üstüne üreyi. Geçen sene üre Şubat ayında 105 liraya aldığımız attığımız gübre. Şu anda tarım kredide 480 bin lira. Hangi babayit çiftçi gelip bunu buradan alıp da tarlasına atabilir? Evet. Bir dönüm ekinin şu anda mily 901 milyon lira maliyeti var. Biz Allah'ın ambarına parayı sepiyoruz. Evet. Bir yere yatırıp da bunu satacağım ticaret kocası dedi değil. Allah verisi oluyor. Gübresini yapıyoruz ama soğuk oluyor, kökü çürüyor. Ama yaşlık oluyor, kökü kuruyor. Kurak oluyor, olmuyor. Bu sene olduğu gibi. insanların gücüne gidiyor. Ağrına gidiyor. Dağlara çıkıp ağlayası geliyor insanların. Ben buraya bir hayatımı vermişim. Çoluğumu çocuğumu işe sokmamışım burada çalışsın diye. O da filan mağdur oluyor gidiyor. Hayat değil bu, meslek değil bu. Yani, peki e, mı satacaksın mı ne yapacaksın? Yazın sılajım var 500 ton 600 ton. Hı hı. Onu bitti bitti mi internete koyacağız. 3'er 5'er 10'er 20'şer satacağız kurtulacağız. Hı hı. Ondan sonra da diyor daha hiçbir şey yapmayacağım diyor. Hiçbir şey yapmam. çocuklar... Sana da bunu kiraya vereceğim. Onun parasını da geçineceğim. Peki sonuçta çocuklar yetişiyor. Onlar bir şey düşünüyor. Çocuklar mu? okudu. Bir olan var. O da kendine göre. Hay, hayat cizer. Hı, hı. Bir işe girer. Teşkilatımız var. Eker biçer. O da ekmesi mümkün değil de. Kendine göre hayat çizecek. Başka bir şey olmazmış. bu. Çiçek yapar. Bir çiçek. Yok. Ben çiftçi bıraktığı meslekten geri dönmez. Geri dönmez diyorsun. Ben 13 sene çiçekçilik yaptım, 25 sene seracılık yaptım. Hı, hı. Bıraktığı meslekten çiftçiyi öldürsen geri döndüremez Çocuklar yaparsa karışmam diye. Onlar yaparsa yapar. Hı hı. Ne küçükbaş hayvancılık Türkiye'de yok oldu bitti. Dediler ki Koyun eti kokuyor. Özel televizyonlar çoğalınca. Koyun eti kokuyor dediler. Koyunu öldürdüler, bitirdiler. keçi Çocu... de aynı. Ha, keçi de aynı. Çocuk koyun, koca gün koyun gidiyor. Akşama oldu mu babasına. Para versene diyor. Açlık ister. Babası satıyor ceplerinde. Yok oğlum para diyor. Çizme ayağından çıkmamış. Sabah ezenikeymiş. Akşama olmuş. Çizme ayağından çıkmamış. Akşamdan babasına çay, kahve parası istiyor. Yok. Çocuk dedi diyor. Bu iş böyle olmaz mı? Kaçtı gitti şehire. Asgari ücretle girdiği bir yere, çalıştı. Yani köyden biraz gençliğin uzaklaşması da sebebi bu. Yani. Evet. Bu hayvancılığın küçük başın yok oluşu oradan. Ufakken belki yerken büyük ormanak için ne yapabilir ki? Hayır, faydası var normalde faydası de. Var. Otunu yiyor, temizliyor. Aynen. Gübresine Ot, bırakıyor. Burada Menderes'te 10 tane koyun sürüsü vardı. Evet. Şimdi bir kişi de kaldı. Hı hı. O da bırakıyorum diyor. Sen... O meslekten kopan adamı, o çocuğu şehre gitmiş. Ya Cumartesi pazar tatili var. Günde 5 saat çalışıyor. Hı -hı. Onu bir daha götürüp de o keçinin, bu ağada keçinin sıkısın, koşamazsın. Evet. Götüremezsin. E, şehirde artık e, gençler tabii ki göç ediyor ama şehirde kaldırmıyor gençler, yani. böyle öyle. Gençler artık benim de bir pazarımın tatilim olsun diyor. Evet. Ben yıl 12 ay burada gece gündüz burada duramam diyor. Sosyal hayatım olsun diyor. Hı -hı. Olmuyor. Olmadığı için de gelmiyorlar, yapmıyorlar. Evet. Yani şehir de kaldırmıyor, iş sıkıntısı da var tabii i̇ş ki. İş sıkıntısı da var. Evet. Ekonomik sıkıntı var. Her şey atış bası aldı başını gitti. Peki gençlerin normalde şu anda yapmaya çalıştığı ya da zorluklarla yaptığı, sizin gibi devam ettirmeye çalıştığı işleri bırakmadan nasıl bir çözüm olur da onları devam ettirebilirler? Bu şekilde çiftçi politikasında bu şekilde hiçbir şey olmaz tarımda. Ha çiftçikten toprak kazanma, para kazanma mı var. Hı hı. Büyük araziler olan, suyu güzel olan, kişiler para kazanabiliyor. Ama bizim böyle arazilerin fok olduğu yerlerde, gıt olduğu yerlerde hayvancılıkla serala geçimini sağlayan kişiler zorlanıyor. Zorla bırakmak zorunda kalıyor. Bir emekli maaşına emekli olmak zorunda, mahkum olmak zorunda kalıyor. Ne demek bir insanın emekli maaşına mahkum olmak ya? Olmayacak bir şey. Ucu ucu yetmez sistem bu devirde yetmez. Yetmez. Yani aile bakıyorsan, geçimini sağlıyorsan ya evet. E i̇şte bir maliyetler konusunda çözüm bulunursa aslında Nasıl bulunacak gübre şimdi 500 lira olmuş üre gübresi hmm. Nasıl aşağı indireceğiz bunu 150 liraya mümkün yok devlet Yarı yarıya süpansiyon yapsa yine 250 bin lira evet. Bu sene Seneye Ben korkarım ki Türkiye'de Bu üde Arpa olur? Kıt olur yetiştiremezler yani yüzde 15 diyorlar ya televizyonlarda hmm. hayır yüzde 70 kıt olur Üre gübresini atmadım bu üde olmaz hmm. Saman da olmaz bu Buydur olmaz. Nitrat 250-280 bin lira. Evet. E bunlar nasıl atılıp atılacak? Devlet diyecek mi acaba bu yüdenin kilosuna geçen sene 2250 lira, 2300 liraya açıklandı. Diyecek mi 6 bin lira? Garanti verecek mi 6000 bin lira ben size bu yüdeyi alacağım diye millet 500 lira çuvalını, 480 bin lira çuvalını alıp da tarlasına eknasın Olmaz bu işler. Hı hı. Yapılmaz. Üçarda kimse çiftçiye gönüp de veresiye mal veremez. Onun da gücü yetmez. Aynen. Ben kendime yetecekse dikerim beş bir yere bu iğdeyi, kendi içeriklerimi görürüm. Vatandaş ne olmuş beni devlet düşünmezse ben hiç düşünemem. Yani bir şekilde kendimi düşünmek zorundayım. Kendimi düşünmek zorundayım. Evet. Ben yemin ettim bir köken biber, patlıcan, sebze tarlam var burada 35 tölüm. Suyum da var, ikiden sondajım var. Bir köken patlıcan, biber dahi, kendim yemeğime dahi dikmedim. Yani. Kurtulalım bu işlerden ya, emekliyiz. Emekliliğin tadını çıkarayım ne diyorsun değil mi? Ya. Yani hamağı çekeceksin ağacın dibine vur kafayı atarsın. Başka bir iş yapmaya gerek yok. Yaparsanız çünkü evimizi evimizi satacağız. Hmm. Malımızı satacağız. Anladım. Canlı hayvan kazıktan ya. Hmm. Ama ben atamdan bamdan kalan mücadele verip almış olduğum yeri mi satayım? Hmm. Yok dur durum oraya gidiyor. Ben burada 140 tane hayvandan her ay 20 milyar para kaybediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu Tarım Bakanlığı duysun. Devlet duysun çiftçinin çağrışını. Biz kötü bir şeyler söylemiyoruz. Önümüzdeki gelecek yıllar böyle giderse halkımız şehirde yiyecek sebze bulamaz. Evet. Payış fiyatlara kara borsa olur her şey. Evet. Bu böyle giderse gelecek sistem başına. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz Menderes'teydik. Ee... Yani gezimiz boyunca da üretici arkadaşlarımızı ekranlara taşımaya çalıştık. E son olarak da ciddi emeklerle kurduğu bir mandırada süt üretmeye çalışkan bir abimizle tanıştık. Ve onun da sıkıntılarını böyle dinlemiş olduk. İşte dedik ya maliyetler insanların belini bükmüş durumda artık üretimini durdurma noktasına gelmiş. Bir an önce çözüm bulunması ve o gençlerin de bu işi devam ettirmesi gerekiyor diyelim.